Alışkanlıklarımızı akışkanlığa dönüştürebilir miyiz? Evet, dönüştürebiliriz. Önce alışkanlığın ne olduğunu, neden alışkanlıklara ihtiyaç duyduğumuzu anlayabilirsek, ondan sonra bunları nasıl böyle bir akış haline, akışkan hale getirebiliriz? Bunu da tabii ki fark edebiliriz. Her biriniz arkadaşlar bir şey öğrenirken bedeninizin, halinizin, duyularınızın ve duygularınızın bir şeye alıştırılabilmesiyle ilgili çeşitli eylemler yaptınız. Yürümeden tutun da birçok şeyi öğrenmeye, konuşmaya alıştırmalarla ve bu alıştırmaların da belki zaman içerisinde kimisinin otomatizmalarla otomatik bir şekilde, kimisinin de bu alıştırmalarla alışkanlık hale getirilmesinden belki de birçok işlerinizi kolaylaştırdınız ve hayatınızı daha da hani akışkan hale getirmeye çalıştınız. Fakat evet, bazı alışkanlıklar doğal olarak işlerinizi kolaylaştırırken bazı alışmışlıklar da hayat ile bağımlı bağlar oluşturarak sizi rutin ve bu alışkanlıklardan dolayı da yatay bir hale getirmiş olabilir. Evet, tabii ki bir kolaylık. İşte eve geldik her akşam. Şimdi artık eve gelmek de yok. Evde zaten. Diyelim ki televizyon seyrediyorsun, sadece bilgisayar yapıyorsun. Aynı şeyleri, aynı sistemleri bir rutinin içindesin. Biz böyle alıştık. Eve aynı yerden gidiyorsun, aynı yolu izliyorsun. Aynı konuları, aynı iş alanlarını takip ediyorsun. Bir kere alışmışız diyorsun. Aynı konulardan muhabbet ediyorsun. Hayata aynı halden bakıyorsun. Neden? Burası senin bir konfor alanını oluşturdu. Ve bu alışmışlıklar, bu yatay halin aslında senin kendini durdurduğun, yavaşlattığın ve aslında akamadığın yerler haline geliyor. İşte bu akamadığın yerlerde, akamayan suların bataklığa dönüştüğü gibi duygusal ve ruhsal olarak da bataklıkların ve orada negatif enerji üreticilerin oluşuyor bugüne kadar. Fakat öncelikle buradaki bu karanlık kalmış noktalara teker teker ışıklarımızı vererek o alışkanlıkların kendi üzerimize bizi esir alan taraflarını fark ederek, ki bu alışkanlıkların içerisinde bazen diyelim ki bedeninize zarar veren alışkanlıklar da olabilir. Bunların diyelim ki sigaradan tutun da alkolünden işte bazı uyuşturucu veya da kimyasal aşırı şekilde kullanım dozlarına gidin ya da bir ilişki ya da işte diyelim ki bir kişiyle konuşma muhabbet şeklinden ya da bir inancın takipçiliği, bir takımın ya da bir diyelim ki siyasal partinin alışmışlığı, kahve alışkanlığı, oyun alışkanlığı neyse onun adı. Bunların her bir tanesinde şöyle bir durum vardır ki siz kendinizi rutine bağladınız. İşte o rutine bağlama yani otomatizmaya, otomatiğe bağlama hallerinde aslında sen kendini robot yaptın ve onun için de şimdi robot devri geliyor. Kendini robot yapanlar, rutine bağlayanlar için. İşte orada bu gelecek olan robot devrinde her şeyin mekanizmalarının, matematiklerinin metal makinalardan ve eşyaya yüklenmiş bilgilerle idare edilme devrine geçmenin sebeplerinde birçok insanın zaten kendilerini, hayatlarını robotik bir evreye sokmaları yatmaktadır. Fakat uyanmak isteyenler, fark etmek isteyenler, hayatını tat ve neşe alarak aslında akışkan hale getirebilmekse bambaşka hayatımız içinde devrim oluşturacaktır. Hani eskiler ne der? Hani eğer bir taş yuvarlanıyorsa yosun tutmaz. Yok işte su akıyorsa mesela ona göre bir temizliği vardır vesaire gibi. Bizler de aslında akışkan olduğumuzda, hayat içerisinde belki kendimizi durdurduğumuz, bazen diyelim ki dirençlerle bir yere aşırı bağımlı bağlarla tutunduğumuz şeyleri fark ederek bırakıp hayat nehrinin içinde güzel bir akışın içerisine girdiğimizde ise bu sefer hayat bize yepyeni güzelliklerini, tatlarını sunmaya başlıyor. Bunu böyle çok güzel bir nehrin içerisinde akan kendinizi bir yaprak gibi düşünün. Düşünün ki orada bir sürü böyle kıyıda çiçekler, ağaçlar, kuşlar, bilmem neler ve her bir tanesiyle selamlaşarak gidiyorsunuz. Ya da ben dediniz akmayacağım, duracağım, dibe batacağım ve
suyun dibinde geçeni seyredeceğim. Bu da mümkün, akmak da mümkün. Ama hareket edeni sistem, hayat her zaman destekler. Sen herhangi bir konuda akışkan hale geçmeye kalkıyorsan, akışkanlıkların oluyorsa alışkanlıkların yerine, bu sefer hayat sana tatlarıyla, lezzetleriyle dolu dolu akmaya başlıyor. Bir bakıyorsun ki bir yerden bir iş telefonu, bir yerden bir ilişkiyle ilgili çok güzel açılımlar, yepyeni fikirler, yaratımlar, hayat seni destekliyor. Müsaade edin, akışkanlıklarımızla hayat bizi beslesin. Hayat bizi besledikçe biz gelişelim, büyüyelim. Büyüdükçe daha olgun, daha yetişkin açılardan bakalım. Emin olun ki damaklarınız çok daha güzel tatlar, çok daha güzel lezzetler alabilecek bambaşka konfor alanları oluşturabilir. İlla da bildiğine direnmek zorunda, belli bir alışkanlığın esiri olmak durumunda ya da zorundalığı sadece bir zandır, bir zandan ibarettir. Yeni bakış, yeni fikir ve yeni akışkanlıklarda buluşma dileğiyle hoşça kalın. Sevgilerimle.